Arkadaşlar merhabalar ben Veysel Hoca. Atışlarda özel durumlar videosu ile karşınızdayım. Çok güzel bir atışlar videosu hazırladım size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Konuyu sıfırdan anlatmıyorum. Konuyu özetliyorum. Yani sıfır bilen arkadaşlar konuyu önce çalışması lazım. Ben püf noktalara temas ediyorum. Özel durumlara veriyorum. Konuyu önceden böyle çat pat bilen arkadaşların anlayacağı bir videodur. Onu söyleyeyim öncelikle. Özetleyelim bakalım şöyle neymiş atışlar. Önce tüm atış hareketleri için konuşuyoruz. Sürtünmesiz ortamda, hava sürtünmesiz ortamda bir cisim serbest bırakıldığı zaman aşağı durumunu harekete geçiren kuvvet arkadaşlar ağırlık kuvvetidir. Mg ağırlık kuvvetidir. Peki ne diyorduk biz dinamikten hatırlayın bakalım. F net eşittir M çarpı A diyorduk. Peki F net yerine burada bunu hareket geçiren tek kuvvet hava sürtünmesiz olduğu için Mg ağırlık kuvvetidir. Mg eşittir M çarpı A'dan M kütlelere gidiyormuş buradan. A eşittir G. Ne dedik buraya? Önemli not yalnız. Sürtünmesiz ortamdaki bütün atış hareketlerinde ivme her zaman A eşittir G'dir. Eğik atış, yata atış, düşe atış hiç fark etmez arkadaşlar. Tüm atış hareketlerinde ivme her zaman G kabul edilir ve biz aşağı doğru bundan sonra eksi yön kabul edeceğiz. Eksi G kabul ediyoruz. Böyle kabul edilir. Grafiklerde buna göre çizeceğiz. Aklınızda olsun. Devam ediyorum. Şimdi nasıl atışları hareketle birleştireceğiz bakalım şimdi. formüller çok yani kullanmayacağız belki ama bazen lazım olabiliyor formüller. Doğrusal harekette formüller nedir? Atış hareketinde formüller nedir? serbest düşmede formüller nedir? Bakalım şimdi. Arkadaşlar formülleri hareketten bilmemiz lazımdı bir kere. 3 tane formülümüz var. Neydi bunların adı? Hız denklemi, yol denklemi, zamansız hız denklemi olmak üzere 3 tane denklemimiz vardı ve son hız eşittir ilk hız artı eksi at demek hızlanırsa artı alınır artık işaret yavaşlıyorsa eksi alınırdı peki bunun atış versiyonu nedir atış versiyonu v son eşittir v sıfır artı artı eksi gt ne olmuş a yerine g gelmiş sadece a yerine g gelmiş başka bir şey olmamış yani yol denklemiz neydi hareketteki x eşittir v sıfır çarpı t artı eksi 1 bölü 2 at kareydi Peki x yerine h gelmiş ona dikkat edin. A yerine g gelmiş sadece. Başka bir şey değişmiş mi? Hayır değişmemiş. Yataydaki yola x düşeydeki yola h diyoruz sadece. Yataydaki i a düşeydeki i g diyoruz bundan sonra. H eşittir v 0 t artı eksi 1 bölü a t kare. Tekrar ediyorum. Hızlanıyorsa hareket artı alınır. Yavaşlıyorsa artık işaret eksi alınır. Bu demektir. Zamanlı hız denkleminde v son kare eşittir v 0'ın karesi artı eksi 2 a x iken burada iki g h gelmiş sadece. Başka bir şey değil yani. Bunun hareket versiyonun atış karşılığı budur. Peki şimdi serbest düşme demek ilk hızsız harekete geçen cisim demektir. İlk hızımız sıfır olduğundan dolayı şu ve sıfırlar gidecek şurada. E bunların ve sıfır olmamış hali işte. Serbest düşme hareketinin formülleridir. V eşittir GT. Ne demektir bunun Türkçesi? Hızını her saniye 10 metre bölü saniye artıracaksın demektir yani. Yol denklemimiz 1 bölü 2 GT kare. Biz buna bundan sonra G'yi 10 verirse sorularda tabii ki 5 de kare diyebileceğiz. G'yi 10 vermesi, vermesi diyemeyiz yalnız. V son kare eşittir 2 GH da bunun V sıfırın sıfır olmuş halidir. Formüllerimiz bunlar. Bilmemiz lazım. Bir köşe asmamız lazım yani. Peki şimdi geldik serbest düşmeden başlayalım bakalım. Arkadaşlar bu şablon o kadar önemli ki bu şablon o kadar önemli ki tüm atışlarda yatay eğik düşey fark etmez. Hep bu şablonu kullanacağız. O yüzden iyi bilmemiz lazım bunun mantığını iyi anlamamız lazım bakın. Şu hızlarla yollar karıştırılmasın yalnız. V0 eşittir 0 ilk hızsız harekete bırakılan cisim mg ağırlık kuvvet etkisinde hızlanarak hareket yapacak. Kütlesine bağlı olmaksızın hep g ile hareket edeceğinden dolayı kütlesiyle ilgilenmiyoruz. Bir saniye sonra hızın 10 metre bölü saniye. Neydi formülümüz bizim? V eşittir gt idi ya. V eşittir gt. Bunu uygulaması işte bu. Sıfırda hızın 0. 0'da hızın 0. Bir de hızın 10. 2'de de hızın 20. 3'te hızın 30 demek değil mi arkadaşlar bu? 1. saniyede hızın 10. İkinci saniyede hızın 20, üçüncü saniyede hızın 30, dördüncü saniyede yere çarptığını varsayarsak hızımız 40 metre bölü saniye olurmuş demektir. Peki yolları nasıl buluyoruz yolları? Arkadaşlar bu serbest uçma hareketinin hız zaman grafiği budur. Bu birde hızım 10, iki de hızım 20, üçte hızım 30 diye gitmiş bakın. Peki alanların benzerliğinden şu üçgen alanı 5, şu büyük üçgen alanı 20, şu büyük üçgen alanı 45 diye gider bu. 5, 15, 25, 35 yollarımız böyle gider yani. 45, 55 diye gidecek bundan sonra. Böyle devam edip gidecek. Peki nereden buluyoruz bunları? 1. 1. Grafikten. Bak 1. Grafikten 5, 15, 25'i bulabiliriz. 2. Ortalama hız. Bu çok önemli bir yorum yalnız. Düzgün hızlanan veya düzgün yavaşlayan hareketlerde ortalama hız V ilk artı V son 2 yazılabilir. Bunu yazın bir kenara. Tüm harekette kullanabiliriz bunu. Sadece atışlarda değil. Düzgün hızlanıyorsa eğer V ilk artı V son bölü 2 yazılabilir ya. Peki 0 ile 10'un ortalama hızı kaç? 5. Bir saniyede 5 metre alınmış. almış. 10 ile 20'nin ortalama hızı kaç? 15. Bir saniyede 15 metre yol almış. 20 ile 30'un ortalama hızı 25. 30 ile 40'un ortalama hızı 35 dersen hemen kolayca görebileceğimiz şablonlar çıkar buradan. O ortalama hızdan da çıkar. Üçüncüsü formülden. 1 bölü 2 G T kare veya 5 T kare. H eşittir 5 T kare yazabiliriz. G'yi 10 verirse 2 verir sorularda genelde. 5 T kare. T yerine 0 yaz. H eşittir 0. T yerine 1 yaz. 5. 2 yaz. 20. 3 yaz. 45. 4 yaz. 85 yaz. 125. 6 yaz. 180 demektir yani. Kendi bulan kullandırılır. Şu şablon önemli yalnız tekrar diyorum. Yatay, düşey, eğik hepsinde kullanacağız bu şablonu. Bu da duvar asmalık bir nottur. Onu söyleyeyim size. Peki devam ediyorum. Evet şablon dedik ya. Eğer bu şablonu iyi bilirsek tüm ateş sorularını yapabiliriz neredeyse. Yani abartmıyorum tüm atış sorularını yaparız. Arkadaşlar şundan ne farkı var bunun? E hocam ben 10-20 verdiğimde yapıyorum ama H, V2, V3, v 2 ve 3V verdiğinde yapamıyorum falan diyorlar bazı öğrenciler. Onu duyuyorum. Yani 10-20-30 hızlar belli ise 5-15-25 metre dersin direkt. Yok efendim hızlar belli değil. V2 ve 3V gibi sembollerle vermişse eğer. Hızımız V2 ve 3V diye gitmişse aldığın yollarda H, 3H, 5H, 7H diye gider yani. Yani burada 5-15-25 diyemezsin de yani. Buna benzetebiliriz. H3H5H7 şey, alan benzerliğinden geliyor bu yani biraz önceki şablonun aynısı aslında. Fakat burada önemli bir ayrıntı var önemli bir ayrıntı var iki farklı şablon var burada eşit sürede alınan yollar şablonu budur eşit sürede yani t sürede buraya aldın t sürede buraya aldın t sürede buraya aldın t sürede buraya aldın bu şablon eşit sürede alınan yollar şablonudur fakat bu şablonun ismi de eşit yolları alma süresi şablonudur x aynı şey değil tekrar uyarıyorum. Peki burada ne var? Yani şöyle diyebiliriz. H eşittir 1 bölü 2 GT kare. GT kare. Bu şu demektir. H yoğunluğu T'de alan 2H yoğunluğu 2 aş yolunu, yolunu kök 2 td alır. 3 h yolunu kök 3 td alır demek değil arkadaşlar bu denklem? Bakın bu sene 2019 AYT'de bu soruldu çözeceğim şimdi. İlerideki sorularda var. Çözeceğim şimdi. Peki buna göre bir de ne var elimizde? V eşittir G çarpı T'miz var bir de elimizde yani. Şu iki denkleme göre yorum yapıyoruz şimdi. Şu iki denkleme göre yorum yapıyoruz şimdi bakalım. Peki şunun sonucu, şu denklemin sonucu H yolu sonunda H yolunu T'de alan 2 aşı kök 2 T'de alır. 3 aşı kök 3 T'de alır. Kök 4 T'de 2 T'de alır. Kök 5 aşı yolunu kök 5 T'de alır. Gördük mü yolları? Peki bunun sonucu v GT'ye göre t süre sonunda hızın v ise kök t süre sonunda hızın kök v olur, kök 3 t süre sonunda hızın kök 3 olur vesaire. Hızlara dikkat edin bakın, v kök 2 v kök 3 v, v, v kök 4 v falan diye gider, hızlarımız böyle gider. Peki bize herhangi bir alı aralığı, aralığı alma süresini sorsaydı eğer kök 5 t eksi 2 t derdik bu aralığı alma süresine. Zamanlardan belli bakın kök 5 t eksi 2 t derdik. Mesela şurayı alma süresini sorsaydı bize ne derdik mesela? 2t eksi kök 3t derdik mesela. Evet. Bu şablon da önemli. Şu ikisinin ayrımını iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Tüm atışlarda kullanacağımız şablonlardır ona göre. Bu da duvar asmalıktır ona göre. Peki. Devam ediyorum. Evet önemli kurallar. Özel durumlara veriyorum arkadaşlar. Özel durumlara veriyorum size. Sorularda kolaylık sağlayacak durumlara veriyorum yani. Eğer hava sürtünmesi bir ortamda hava sürtünmesiz bir ortamda yukarıdan V1 hızıyla aşağıdan V2 hızıyla atılan cisimler H yolu bir yerde karşılaşacaklar. Kaldık mesafe aşken fırlatılmışlar bunlar. Bir de karşılaştılar bunlar. Cisimlerin karşılaşma süresini veren ifade ne de derlerse H eşittir V1 artı V2 artı diyebiliriz. E hocam GT'ler nerede kaldı? GT kareler nerede kaldı diyenler için söylüyorum. Ispat yapalım isterseniz hemen. Şunun aldığı yola A diyelim. Şunun aldığı yola B diyelim. A yolunu şöyle yazardık. A yolu eşittir. V1 çarpı T artı 5T kare. Peki şu yavaşlığa hareket olduğu için şunun aldığı yola da B'ye de V2 çarpı T eksi 5T kare yazardık. Peki bu iki denklemin taraf tarafı toplanmış hali arkadaşlar A artı B zaten bize aşı vermeyecek mi? Evet verecek. Şu 5T kareler giderse burada ne kalacak geriye? V1 T artı V2 T kalacak ki zaten bu da bu denklem demektir. Ispatı bu. Peki benzer şekilde ispat yapmaya gerek yok. Eğer aynı yönde atılsalardı V1 hızı daha büyük V hızı daha büyük aynı yönde ve aynı anda düşey yukarı atılan cisimlerin T süre sonunda aralarındaki düşey uzaklık ne olur derlerse H eşittir V1 eksi V2 çarpı T derdik. Bu da G'ye bağlı değil. Cismin kütlesine bağlı değil. Hava sürtünmesiz ortamsa tabii ki. Herhangi bir anda aralarındaki düşey mesafeyi veren ifade H eşittir V1 eksi V2 çarpı T deriz. Evet önemli kolay yollar bunlar. Sorularda işimize yarayacak olan. Devam edelim bakalım. Bir de meşhur kalıplardan bir tanesi. Herhangi bir yükseklikten mesela balkondan topu attık. Tutamadık, tutamadık yani yere düştü. İşte efendime söyleyeyim başka neler olabilir? Düşe yukarı atılan bir cisim atıldığı yerin haş kadar altına düşerse eksa eşittir ve 0t eksi 1 bölü 2 gt kare ile bulunur. E hocam ezberleyeceğiz mi? Ezberlemeyeceğiz arkadaşlar. Bu atış hareketinin yukarı düşe atıştır bunun adı. Grafiği budur v sıfırla attığın yukarı doğru artı yön kabul ediyoruz yukarıyı. Eksi yön kabul ediyoruz aşağıyı. Artı yönde yavaşlayan eksi yönde hızlanan fakat daha fazla hızlanmış. Aşağı ve üstü hızla düşmüş ya. Bunun grafiği budur. T sürede çıktı. T sürede indi. Ama toplam geçen süre T üssü olmak üzere. Buradaki H eşittir. Eksi H eşittir. V0 çarpı T üssü. Eksi 1 bölü 2 G T üssünün karesi. Burada T'den kası toplam geçen zamandır arkadaşlar. Bakın. E hocam nereden bulacağız? Ezbereleceğiz mi? Ezberelemeyeceğiz arkadaşlar. Bakın şu zaten yukarıda doğru alt x yer değiştirmiş. Aşağı eksi x yer değiştirmiş. Zaten şu alanı birbirini götürmüş. E şu alan bize zaten şu alanın yamuğunu alanı bulursan zaten sen bu formülü bulacaksın ki zaten yani. Bu yamuk bize işte bu yamuğun alanı bize şu ifadeyi verecektir. İsterseniz eğim g olacak. Doğru ney g olacak? Oradan ispat yapılabilir ama uzatmıyorum yani. Şununla bulunur veya grafik çizilerek bulunabilir yani. Peki en çok sorulan sorulardan en klasik. Hatta geçen arkadaştan bir tanesi yorum yazdı. Hocam şu aynı yüksekten atılanlar niye aynı hızla ilerleyişe yaparlar? Bir türlü aklım almıyor. İzah eder misin falan demişti bir arkadaş yorumlarda. İşte o yorum geldi bakın. M kütleli ilk cismi aşağı düşe atılıyor ve hızıyla. 2 M kütleli Y cismi yatay atılıyor ve hızıyla. 3 M kütleli Z cismi eğik atılıyor ve hızıyla. Aynı yükseklikten eşit büyüklükte hızlarla atılan cisimlerin yere çarpma hızları eşittir. X, Y, Z hızları birbirine eşitmiş. Hocam nasıl oluyor diyenler için hemen söylüyorum. Enerji konumundan geliyor arkadaşlar bakın. Hava sürtünmesi ortamda x için yazıyorum sadece. Hem mgh kadarlık şu mesafe açsa tabii ki. mgh kadarlık potansiyel enerjisi vardı. Artı 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare kadarlık kinetik enerjisi vardı. Ama yere düştüğünde sadece 1 bölü 2 çarpı m çarpı v x'in karesi kadarlık kinetik enerjiye sahip oldu. Peki kütleye bağlı olmadığını görüyoruz herhalde. Kütleye bağlı olmadığını görüyoruz. Peki her üç cisim içinde arkadaşlar. Her üç cisim içinde. G'ler aynı. H'ları aynı. İlk hızların büyüklükleri aynı ise. Kesinlikle yere çarpma hızları da aynı olmak zorundadır. Peki neyi farklı bunların? Uçuş süresi farklı. Havada kalma süreleri farklı yani. Ama yere çarpma hızları kesinlikle birbirine eşittir. Ne yazalım buraya? Enerjinin korunumundan geliyormuş. Enerjinin korunumundan enerjinin korunumu diyebiliriz. Evet. Bu da çok sorulur. Uyarıyorum. Evet. Yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Yata yatış. Evet. Arkadaşlar belli bir yükseklikten V0 yatay hızıyla atılan cismin yere kadar hızlandıran kuvvet kimdir? Mg yer çekimi iğmesidir. Bunu atıldıktan sonra yatayda kuvvet etki etmez. Sürtmesi ortamsa tabii ki. Aşağı mg ağırlık kuvveti bunu yörüngesine saptırarak buraya düşürür. Peki bu hareket ilk hareket gibi düşünülebilir. İki hareketin bileşkesidir yani. Yatay atış hareketi. Yatayda sabit hız hareket. Çünkü yatayda buna kuvvet etki etmez. Düşeyde sadece ağırlık kuvvet etki eder. Düşeyde ise ilk hızı yoktu düşeyde bunun. Serbest düşme hareketidir yani. Peki böyle düşünsek. E, serbest uçmada formülümüz neydi? H eşittir 1 bölü 2 kare. Peki bunun yere çarptığı anki düşey hızına biz vy dersek eğer vy ifadesi g çarpı t'dir. Madem t sürede düştün g çarpı t'ye kadar düşey hız kazandın demektir. Atıldığım andaki hızım vx yere çarpma hızımız o da atıldığı anki yatay hızı neyse odur. Herhangi bir anda yatay hızımız hep aynı olmak zorundadır. v olmak zorundadır. Yere çarptığı anda da V eşittir. v olmak zorundadır. <laughs> yere çarpma hızı nedir derlerse bize. V'nin karesi eşittir. Vx'nin karesi artı V'nin karesinden bulabiliriz. Yere çarpma hızı derse bu. Düşey hızı derse bu. Yata hızı derse bu. yere çarpma hızı derse bu. Şu çok önemli bir ifade. Ispatını şimdi yapmıyorum. İleride ilk katı yapacağım. Orada gelecek. Tekrar hatırlatacağım. Çok pratik bir yöntemdir. H bölü x eşittir. 1 bölü 2 tanjant teta. Teta'dan kastımız yere çarptığı anki hızının yatayla yaptığı açıya teta dersek eğer şu h şu x oranını 1 bölü 2 tanjant teta diye bulacağız. Tekrar söylüyorum ispatını ileride yapacağım şimdi değil. Ama bunun altına yazmalık bu yani. Pratik bir yöntemdir. Göreceğiz sorularda çözerken şimdi. Peki yata yatışla ilgili neler gelir bakalım şimdi yata yatışla ilgili. Ne tür sorular gelebilir bakalım. <laughs> merdiven soruları mı? Meş meşhur basamak soruları var. Mesela merdivenin en üst noktasından yata atılan cisim neyinci basamağa düşerse basamağın yüksekliği h, genişliği x olmak üzere N çarp H düşeyde aldığı yol toplam. N'inci basamağa düştüğünü varsayıyorum. Düşeyde aldığı yol arkadaşlar bunun N çarp haçtır. O da 1 bölü 2 Y düşme yani. Ve yatayda aldığı yol da V x, x eşittir. N çarp X eşittir. V sıfır çarp T'dir. Buradan taraf tarafa oran yaparak T'ler gider, N'ler gider. Bilmem neyi buluruz. Yerine yazarız. N'inci kaç, kaçıncı basamağa düşeceğini yani buluruz oradan yani rahatlıkla. Yolu yöntemi budur. Peki neler sorulabilir yatay atışla ilgili? Hemen soru tiplerimize girelim. Neler sorulabilir? örneklerimize başlayalım bakalım yavaş yavaş öğrenelim bildiklerimizi bildiklerimizi uygulayalım k noktasından yatay atılan cisim l noktasına çarpıyor buna göre h yüksekliği kaç metredir demiş arkadaşlar buna benzer soru gelmiş önceki yıllarda yol yöntemi şudur peki hemen şu üçgenden 3 4 5 üçgeni görüyoruz herhalde ben kaç değil de buraya ne demek istiyorum 3x 37'nin karşısındaki kenar 4x 53'ün karşısındaki kenar 5x'te işte 90 karşısında kenar deriz ya. E sen düşeyde serbest düşme yapıyorsun. 3x yolunu düşeyde yani h yolunu eşittir. 1 bölü 2 gt kare. Sürede alıyorsun. O da hemen şöyle yazalım onu. 3x yolu eşittir 5 t kare. Düşeyde aldığın yol serbest düşme yaptığın için. Peki yatayda aldığın yol 4x yolunu kim aldırıyor sana? Yataya aldırıyor. Yani v 0 x çarpı 4x eşittir v 0 çarpı t aldırıyor. Peki 40 çarpı T'den. E taraf tarafa oran yapalım bakalım. Bu denklemleri taraf tarafa oranlayalım. Burası matematik, matematiğe kalmış artık yani gerçi. X'e gidiversin buradan. Tekrar T'ye gidiversin buradan. 20 T eşittir. 120 olduğundan T eşittir 6 saniye bulunur. Buradan 6 saniye. Peki hala bize neyi sormuş? H yüksekliğini sormuş bize. H yüksekliği eşittir. 5 T kareden H eşittir. 5 çarpı T'nin yerine 6 yazalım. 6 kere 6 36 olduğundan o da eşittir. 180 metre bulunur. H yüksekliği. Evet. Ne sorulmuş? 2019 ayete taze daha. 2019 ayete de sorulan soru bu arkadaşlar. Bakın. Ne demiş? Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda noktasal K ve L cisimleri yerden sırasıyla H ve 2H yüksekliklerinden yatay doğrultuda VK ve L ilk hızları ile atıldıklarını da şekildeki yolları izleyerek P noktasına düşüyorlar. Buna göre VK bölü VL oranı kaçtır demiş. Şimdi o geldi o şablon meşhur şablon. Eğer o şablonu bilseydin eğer H yolunu T'de alan 2H yolunu kök T'de alır derdin hemen yapıştırırdın. O var ya bizim meşhur şablonumuz. Eşit yolları alma şablonu. E bu bilmiyorsun diyelim mesela. Bilmiyorsan şöyle yaparsın arkadaşlar bakın. <laughs> 2 aş yolunu sen düşeyde 1 bölü 2 g çarpı tk'nın karesi sürede aldın. Sen l olarak h yolunu düşeyde 1 bölü 2 çarpı g çarpı tl'nin karesi sürede aldın ya. Buradan oranları bulabilirdik yani. tk bölü tl oranı eşittir kökü 2 olduğunu buradan bulurdun. t kökü 2'yi buradan bulurduk yani. Peki şimdi geldik. Yt'de aldığımız yollar eşit. K ve L'nin X yolunu sen VK çarpı kök 2 T sürede aldın. Aynı X yolunu L'de VL yatay hız bileşeniyle yatay hız ile daha doğrusu T sürede aldın. E, o eşitlersen buradan VK çarpı kök 2 eşittir VL geldi. Buradan VK bölü VL eşittir. VK bölü VL 1 bölü kök 2. Doğru mu yaptık ya? VK çarpı kök 2 de doğru evet. 1 bölü kök 2 veya kök 2 bölü 2. Evet 2019 AYT sorusuydu arkadaşlar. İşte bu sorulmuş. Bakın yatı yatışın uygulamasıdır yani. Evet. Önceki yıllarda sorulmuş yine yatay yatış klasik yata yatış sorularından bir tanesi. Düşey kestiği şekildeki gibi olan düzenekte x noktasından v0 hızıyla fırlatılan cisim bir süre sonra y noktasından geçiyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre bundan sonra cisim hangi noktadan geçebilir? Bölmeler eşit aralıklıdır demiş. Evet klasik sorudur Yata yatış sorusu. Klasik soru. Şimdi hemen hemen hemen. Bir süre sonra Y'den geçen vatandaş e ondan sonra da L'den geçecek yani başka şansı yok bunun. Peki nereden bildim? Arkadaşlar yatayda 2x yol aldın. Düşeyde x yol aldın. Peki ondan sonraki T sürede yatayda 2x daha yol alacaksın. Hep yatayda aynı sürede aldığın yola birbirine eşit ya. 2x daha yol alacaksın ama düşeyde H, 3H, 5H yolları almayacak mısın arkadaşlar? H burası, 3H burası. Peki ilk T'de, ilk T sürede yatayda 2x düşeyde H yol alan ondan sonraki T sürede yatayda 2x daha yol alacak sabit hızla fakat düşeyde H, 3H, 5H uygulamasını hemen uyguladık bakın burada. Kesinlikle L'den geçmesi lazım. Başka şansı yoktur. Nereden geçer? L'den geçer dersin. Aşağısında yani aşağısını söyledi. 5 yaş daha sonra geçerdi buradan bir yerlerden. Onu da sormaz herhalde. O kadar geniş çizmesi lazım çünkü. Evet. Önceki yıllarda sorulmuş. Tekrar ediyorum. <laughs> evet. Bir diğer meşhur soru. Bir diğer meşhur soru. Bu da önceki yıllarda sorulmuş arkadaşlar. LYS sorusuydu. <laughs> Hava sürtünmesi önemsiz ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasına L noktana demişim. L noktasına esnek çarparak M noktasına düşüyor. K'dan L'ye gelme süresi T ise L'den M'ye gelme süresi kaç T'dir? 2 T'dir arkadaşlar. Kuraldır bu. Hemen yapıştırabilirsiniz 2 T diye. Hemen ispatını yapacağım ben. Siz ispat yapmaya gerek yok bundan sonra. Hemen yapıştırabilirsiniz yani. Peki nasıl yapıyoruz? Hemen 2 T'yi nasıl gördüm? K'dan L'ye gelme süresi T ise Buradan buraya gelme süresi t üssü eşittir 2t olduğunu şimdi şimdi bileceğiz. Peki şöyle diyorum ben. Sen buraya gelene kadar v'le geldin. t sürede hızını g çarpı t kadar arttırdın. Serbest bırakıldın ya. v eşittir gt. Ve 45 derece olduğu için eğik düzlemin eğim açısı. Esnek çarpacağı için 45'i 45, eşit açıyla buradan yansıdın. V hızıyla. Peki ya buradan sonraki yapacağımız hareket bizim. Buradan sonraki yapacağımız hareket. Şu harekettir arkadaşlar bakın şu harekettir. Ve 45 olduğu için sen şu mesafeye de h dersen şu mesafeye de demek zorundasın. 45-45 olduğu için. E yazıyorum hemen. Sen bundan sonra hareketin artık yatay atıştır. Yani düşeyde tekrar serbest düşeceksin aslında. Düşeyde hızın yok burada. H eşittir. 1 bölü 2 çarpı G çarpı T üssü kare. Artık T üssü buradan buraya gelme süren. Yatayda aldığın yoluna kadar peki. H eşittir. O da V çarpı T üstü kadar. Peki devam ediyorum işlemlere. H eşittir. 1 bölü 2 çarpı G çarpı T üstü kare tekrar yazıyorum. Şunda V yerine arkadaşlar GT yazabilir miyim artık GT? H eşittir. G çarpı T V'den geliyor. Bir de T üstü de buradan var. Peki eşitlersek bu iki denkleme eşitlerse karşılar ne gelecek buradan? İşte şuradan arkadaşlar bakın. T üssü eşittir 2T ifadesi gelir. Hocam 45 olmasaydı ne olurdu? Yine 2T olurdu arkadaşlar. Açıya bağlı değil bakın. Bunu ispatını yapmaya gerek yok. Uzun sürüyor. Garanti veriyorum size bana gönebilirsiniz. Açıya bağlı olmaksızın açıya bağlı değil. Ben ispatını yaparım ama uzunca sürer. Aman ha. 60 derece olsaydı sadece atışın şekil değişirdi. Şöyle düşerdi ama yine 2 T'de düşerdi. Yani velhasıl kelam K'dan L'ye T'de düşen her zaman L'den M'ye 2 T'de düşer. Bitti. Nokta. Budur yani. Her zaman ispat yapmak zorunda değilsiniz. Peki. Hemen bak başlayalım. Çaptan seçtim arkadaşlar. Şampiyon testinin hepsini çözdüm. Neredeymiş bu soru? Şampiyon bir testinin ikinci sorusuymuş. Çapta. Peki ne demiş? Sürtünmesiz ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasına tamamen esnek çarparak M noktasına düşüyor. Buna göre K'ler arası mesafenin L'ler arası mesafe oranı H böyle x oranı kaçtır demiş. Bakalım. Şunu biliyoruz artık. K'dan L'ye T'de düşen L'de mi ikide düşüyordu. Doğru mu? E sen şu H mesafesini aldığın H eşittir 5 kare veya 1 bölü 2 kare diyebiliriz ona. Peki şuradan, şuradan sonra aldığın yol H üssü diyelim mi ona arkadaşlar? H üssü ise burası da 45'ten H üssü gelecek mi? Kesinlikle evet gelecek. Peki h üssü ifadesini de 2t de geldiğine göre 5 çarpı 2t'nin karesi yazarsın. O da ne yapar? h üssü eşittir 4h yapar. 20t kare ya? 4h yapar yani. Peki bize ne sormuş ama dikkat edelim yanlış soruya. h üssü eşittir 4h. h üssü eşittir 4h olduğuna göre sana x mesafesini sormuş o da ne yaptı? 4kök 2h yapar yani. Evet. H bölü x oranımız eşittir. Yani 1 bölü 4 kök 2. E genişletelim kök 2 ile. Kök 2 bölü 8 gelir yani bu ifade. Cevabımız budur. Evet. Devam ediyorum. Evet. Bu da klasik bir yöntemdir. Yani çok sorulur. Aynı anda ve aynı seviyeden birbirine doğru yatay atılan cisimlerin hız vektörleri arasındaki açı 90 derece olduğu an düşey hızları V eşittir V1 çarpı V2 kök içinde. Nereden uyduruyoruz bunu? Hemen ispatını yapalım bakalım. Bundan sonra ispat yapmayacağız yalnız. Ben size yolunu veriyorum. Ispat yapacağım ama siz ispat yapmayın bundan sonra. Peki ne yapalım? Ne yapalım? Şöyle yapalım. Arkadaşlar aynı yatay seviyeden aynı anda atıldığımız zaman bizim düşeyde kazanılmış hızlar birbirine eşit olacak. Sen de t sürede kazanacaksın. Ben de t sürede kazanacağım yani. Peki fakat buraya geldiğimiz zaman bir Efendime söyleyeyim. Ve ikimiz olacak mı? Hala bizim olacak. Kesinlikle olacak. Çünkü yata hızın neyse her tarafta yatay hızım odur. Sen v1'le atıldığın için sen de yata hızın hep v1 olacak ya. Peki şöyle yapalım. Şu açıya sen alfa dersen şu açıya teta dersin. 90 derece olduğu için alfa alfa artı 90 do, toplamı 90 derece olduğu için bir de konuşabilirsem. Şurası ne olacak? Alfa olacak tekrar. Şurası ne olacak? Teta olacak tekrar. Peki şurada arkadaşlar tanjant teta yazabilir miyiz acaba? Tanjant alfayı da yazan teta'yı da yazarsın. Bir şey çıkmaz yani. Tanjant alfa hemen şöyle göstereyim ben size. Şurası şurası V2 şurası V2 şurası V2 üssü. Hatta şurası da V. Şunun için konuşuyorum. Şurası ne? Alfa. E alfa yazarsam buradan ne çıkar arkadaşlar? V bölü V2 çıkar. tanjan alfa eşittir. V bölü V2 çıkar. Peki şurada da tanjant alfa yazalım o zaman. Şunu da ayrıyetten göstereyim şöyle. Şurası V1 üssü. Şurası V. Şurası da V1. V1. V. Şurası alfa. Şurası V1 üssü olmak üzere şurada tanjan alfa yazarsam burada tanjan alfayı tekrar yazıyorum burada o da ne çıktı buradan v1 bölü v ifadesi geldi peki eşitleyelim bakalım ne gelecekmiş oradan e geldi oradan işte v2'nin karesi v'nin karesi eşittir v1 çarpı v2 buradan gelmez mi arkadaşlar siz bundan sonra gördüğünüz zaman hemen düşeyde kazandıkları hızı kök içinde v1 çarpı v2 yazabilirsiniz mesela sorularda verecek size şurası diyecek ki efendim şu şurası 16 ise şurası 9 ise Peki T süre sonra yanardak kaçı 90 derece olduğu an düşey hızlar ne olur derse işte V1 çarpı V2 kök dışına kaç çıkar? 4. Kök dışına kaç çıkar? 3. 3 kere 12 dersin. Geçersin yani. Yani yazabiliriz değil mi böyle? Deriz. Peki hemen uygulaması geldi şimdi. Hemen sorun uygulaması geldi. Neredeymiş bu soru? Çapta şampiyon bir testinin 9. sorusuymuş arkadaşlar bakın. E Bunu bilirsen kolay çıkar bu soru. Diğer türlü uğraşır durursun. Yerden 90 metre yüksekteki kuleden K ve L cisimleri aynı anda 20 metre bölü saniye hızlarla atılıyorlar. Cisimler o noktasında karşılaştıklarında hız vektörleri birbirine dik olduğuna göre o noktası yerden kaç metre yüksektedir demiş. E dik olduğunda neydi kuralımız? Hız vektör arasındaki açı 90 derece olduğu an kuralımız şuydu. 90 derece olduğu an ikimizin düşeyde kazandığı hız V'dir. Ve o V'yi biz nasıl yazıyorduk? V eşittir kök içinde V1 çarpı V2 yazabiliyorduk ya. Peki ne geldi buradan? 20 çarpı 20. E kök dışına kaç çıkar? Tekrar 20 çıkar yani. Sen V dediğin şey aslında neymiş? 20 metre bölü saniyemiş. Peki düşeyde serbest bırakılan cisim arkadaşlar 20 metre bölü saniye yazan kaç tane dolaşır? 2 saniye dolaşır. 2 saniye de sen de 2 saniye dolaştın 20 metre bölü saniye. Sen de 2 saniye dolaştın. 2 saniye de serbest bırakılan cisim serbest şuna yapan cisim hangi yol alır? 5 metre yol alır. Sonraki saniyede 15 metre daha yol alır. E toplam 20 metre. Peki senin yerden yüksekliğin ne oldu? Karşılaştığımızdan yerden yüksekliğimiz ne oldu bizim? 70 metre oldu işte. 90 eksi 20. Evet. Budur cevabımız. Bilirseniz pratik. Bilmezseniz uğraşır durursunuz yani. Peki arkadaşlar. ilk katışa devam edeceğim. Diğer videomuzda muhakkak seyredin. Görüşmek üzere.